Ne kız? Bir şey görüyorum. Ay sen ne kadar küçük oldun. Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Dur bakayım. Anne, ben sana bir şey gördüm. Ben sana yumurta kıracağım. Şimdi yiyecek misin? Anne sana bir şey gördüm. Ne gördün sarı bir şey? Çabuk söyle hadi. Bak burada görüyorum da. Tamam. Tamam vereceğim şimdi. Biz uyandık. Dün söylemiştim aşı günümü kaçırmışım diye. O yüzden kalktım hemen ortalığı topladım. Bu tarafı süpürdüm. Çadırını getirdim buraya koydum. Şimdi yatak odasını süpürdüm. Camını açtım hava alsın. Pek güneş yok. Hava kapalı. Sabaha kadar yağmurluydu ama yine de hava alsın dedim. Şimdi bu süpürgeyi burada bırakacağım. Yaren'e hemen yumurta kıracağım. Karnını doyuracağım. Ondan sonra kendim bir şeyler atıştıracağım. Ve evi öyle bir süpüreceğim. Ondan sonra Cem'e saat 11'e 20 var. 11.30 gibi de inşallah sağlık ocağına gideceğiz. Kapat kızım vereceğim. Hayır kapatamam. Dur. Al. 11.30 gibi sağlık ocağına gideceğiz. İnşallah aşımızı olacağız. Bunu da dolaptan çıkardım ki biraz ılısın. Eğlenceli. Şimdi aç karnıma bir ilacımı alacağım. Ondan sonra hemen bunu içeceğim. Öyle yani bizde durumlar. Ben açayım mı? Sen oradan açamazsın. Burada bağlı. Bekle yumurta vereceğim sana kızım. Yaren'in de sadece saçını toplayacağım. Yuhuu şeker. Evet. Yumurta şeker. Dün gecemiz biraz şey geçti. Anne bu ne? Ne? Sen senin sen seviyordun ya o. Gecemiz biraz yani kötü demeyeyim de ateş falan yoktu Yaren'in. Ama çok terledi. Vardı. Nerede vardı? Burada çıktı kardeşim. Tamam. Çok terledi. İki defa kıyafetini değiştirdim. Hatta üçüncüye baktım yine terliyor. Şöyle şey almıştım. Ağız mendilleri böyle pamuklu havlu gibi böyle. Onu sırtına koydum. En sonunda zaten 4.30'da uyandı. 6'ya kadar hanım uyumadı. Beni de işte uyandırdı ve bayağı bir oturduk. O yüzden biraz aslında geç kaldım. Kalktığımda saat 10'du. Hızlı hızlı dedim buraları toparlayayım ki sağlık ocağına bugün kesin gitmem lazım. Evet kızım hadi ben sana yumurta kırıyorum tamam mı? Hadi yumurta kırayım sonra saçını tarayalım ve gidelim anne bızız olsun. Tamam kızım. Ben ortalığımı toparladım. Saçlarımı banyoda düzleştirdim. Yaren'e yumurta kırdım. Karnını doyuruyor. Şöyle bir hazırlandım. Şimdi yüzüme krem süreceğim. Anneciğim! Hemen bitir ki bak saçını toplayacağım. Çıkacağız bir tanem. Şöyle kremimizi sürelim. Ay bu aşıyı da hiç sevmiyorum. Yaren'de de olmuştum. Elimi kolumu iki gün kaldıramadım resmen ya öyle bir acıyordu. Çamaşırımı attım yıkanıyor. Dün beyazları yıkamıştım ya onlara baktım kurumamış çünkü sabaha kadar yağmurlu olduğu için şey olmamış. O yüzden şimdi de havlu falan vardı onları attım. Ben gelene kadar yıkanır. Kendim kahvaltı yapmadım. Sadece o çıkardığım kefiri içtim. Bilmiyorum böyle ya bir yere gideceğim zaman veya işte erken de kalkmadım aslında. Onu da kalktım ortalığı toparla falan derken bayağı bir şey oldu ama yine de yiyemedim bir şey. Gelirken şöyle şoka da uğramam lazım. Birkaç eksiğim var. Onları almam lazım. Daha sonra eve geleceğim. Ve şöyle bilekliğimizi takalım. Ondan sonra da zaten geliriz. Öğlen yemeğine bir şey yaparım. Bu arada dün hani dedim ya bana mı geldi yoksa gerçekten hareket mi etti? Evet. Gerçekten hareket etmişti. Çünkü akşam da bir kez oldu. Yani artık hissedebiliyorum.
Çok şükür Rabbim bu günleri de gösterdi. Krem sürdüğüm zaman siz de böyle terliyor musunuz? Ben acayip bir şekilde terliyorum. Şimdi anneci, kızı, nemlendiriciyi de sirdik. Rimelimi de süreceğim. Ondan sonra şu rimeli sürüp geliyorum. Evet, rimelimiz de tamam. Şimdi çıkabiliriz. Yarenciğin saçını tarayacağım sadece. Hadi kızım. Hadi. 2 adet yumurtayı yemin ederim saatlerce yedin. Saatlerce. Şöyle dışarısı soğuk olduğu için şu şişme yeleğimi giyeceğim. Burada ne var? Bunu şimdi çıkarayım. Çantamı hazırlayayım. Nasıl unuttum ben ya. Aslında neyse. Yaren saçını tarayayım, geliyorum. Yaren'i anca hazırladım. Dışarıya çıkardım. Kendim de şöyle giyindim. Şimdi yeleğimi giyeceğim. Dışarısı da çok soğuk bugün ya. Ve gidelim aşımızı olmaya. Şu camı kapatalım. Evet. Işığımızı kapatıyoruz. Burada maskem, anahtarım, çantam. Bekle kızım. Kediler gene buraya kadar çıkmışlar. Ayakkabılarımı çıkardım. Işığımızı kapatalım. Bekle. Açık durma. Bismillah. Ne kızım? Ne? Skuter mu? Skuterla gidemeyiz hastaneye. Oradaki doktor sana çok kızar. Der ki bu nasıl bir terbiyesizlik. Hayvan terbiyesizlik. Tamam işte. Tamam şimdi. Çıkalım bakalım. Hava bayağı bir serin. Değil mi kızım? Üşümüyorsun değil mi sen? Tamam. Şoktan anne, almıştık ya. Elini ver. Evet, o nenenin kümesi. Gel. Kızım hadi. Bir tanem zamanımız yok. Hadi. Orayı çektik biz. Annemi bana. Tavuklarına bakıyor. Göstereyim mi size de? Şurada. Köşede. Hadi. Şoktan aldığımız yağmurluğu giydirdim. Biraz büyük ama. Ya elini verir misin Yaren? O zaman ben gidiyorum. Kal sen. Bayağı bir serin hava. Tamam kız. Yetişirsin tabii ki sen. Çok akıllı bir kızsın. Bak annenin için canı pızız olacak. Hiç sevmem aşıları var ya. Hiç sevmem. Aa, o kadar bamya var ki. Hadi gel kızım gel. Şahin'i aradım. Kemerdeyim dedi. Siz gidin. Gel kızım, Allah'tan sağlık ocağın. Sağlık ocağı çok yakınımızda. Uzak bir yerde değil. Şimdi hemen gideriz, oluruz, evimize geliriz. Gel bakalım. Hadi kızım. Yaren. Dediğim gibi dün hemen şey, ilaçtır, odur budur. Bir şey sana demedim kızım, teyzoşlara diyorum. Baby Raptor, onu bunu sürünce çocuk bugün maşallah, nereye vursam bilmiyorum, şurama vurayım. Çok iyi maşallah. Gel kızım. Bu aralar hasta olmak tehlikelidir. Tamam hadi bak hadi. Aşı olsun anne, sonra geliriz. Neyse. Sağlık ocağında inşallah görüşürüz veya evde görüşürüz. Bak Ramazan amcayı gördün mü? Aşımı oldum. Gel kızım. Hadi kaldırım lan gelsin. Ha? Evet gel. Gel. Aşımı oldum tam 1 ay sonra. Markete gidelim, bak yavaştan yağmur yağmaya başladı. Tam 1 ay sonra 2. dozumu olacağım. Evet, hadi gel kızım gel. Kızım gel. Ama bak yağmur yağıyor şu an, parklar ıslak. Hadi gel markete. Gel buraya gel, burası şey çukur, bak buraya düşersin Allah korusun, gel. Hadi gelsin bakalım, önce dede ne yapıyor, baba zaten kemerdeymiş. Yani 1 ay sonra 2. dozumuz da var.
15 Nisan. 5 dozmuş galiba. Gidelim. Tetanos. Tetanos aşısı. Hadi gel. Şeyi de sordu. Bebekte hareketlilik var mı falan. Ben de daha dün ilk defa hissettim dedim. Zaten bu aylarda işte bu haftalarda başlar dedi. Bundan sonra artık sıklaşır. 19 hafta. Yarın 19 hafta oluyoruz. Değil mi Yaren? Yaren'in kilosunu da ölçtük. 13 kilo teyzeleri. Annesini söylemeyeyim. Annesi biraz kabarık. Ama olsun. Değil mi kız? Gel şu taraftan gidelim. Dedeye de bakalım gel. Dedeye bakalım. Sonra şoka uğrayalım. Birkaç eksiğimiz var. Onları alalım. Ondan sonra eve gelelim. Anne. Ne? Ben de bir şeyler açtım. Tamam kız. Yani öyle. Aşımızı da olduk. Şimdi eve gideyim. Biraz uzanırım, dinlenirim. Ondan sonra geri kalan işlerimi hallederim. Lalo. Bulaşık makinesi boşalacak. Birkaç kirli bulaşık var. Onlar yerleşecek. Ondan sonra da bugün dinlen dedi. Fazla şey yapma. Şu kolumdan bilerek oldum ki hani bu elde telefon tuttuğum için şey yapma dedi. Hangi elini daha az, kolunu az kullanıyorsan ona yapalım dedi. Ben de bunu genelde kullanmıyorum. O yüzden bugün yat dinlen dedi. Çünkü ağrı yapabilir. Ateş yapabilir dedi. İnşallah olmaz da. Ha? Neyse. Sizlerle de bir yerlerde artık görüşürüz inşallah. Gelir gelmez elimi yıkadım ve direkt şu mekanımdaki koltuğuma uzandım. Neredeyse 40 dakikadır yatıyordum. Yani uyumadım ama yine de böyle bir şey oldum. Yani uzandım, dinlendim. Ama daha sonra sağlık ocağından çıktığımda şoka uğradım. Babamların yanına uğramıştım ama Şahin zaten kemerdeydi. Babam da Antalya'ya gitmiş mutfak malzemeleri için. Saça bakın. Ben de şoka uğradım. Birkaç eksiğim var demiştim. Onları aldım. Eve geldim ve inanın onları bile yerleştirme şeyinde değildim. Bıraktım. Ama şimdi kalkıp onları şey yapacağım. Çünkü kefir var, meyve suyu var. Onlar dolaba girmesi lazım. Bu arada tansiyonumu ölçtü. İşte doktor tansiyonumu ölçtü. Tansiyonum biraz düşük çıktı. Ama o da hamilelerde normalmiş. Yani genelde hamileliklerde tansiyon düşük olabiliyormuş işte. Ona 7 mi dedi? O civarda bir şeydi. Tam çok da böyle düşük değil ama yine de düşük dedi. Normalinden düşük. Öyle yani. Aa şu çiçeklerimin kafalarını koparmış. Yapay çiçeklerim. Ben şöyle Nilo'yu açtım Yaren'e. Biraz çadırında, biraz orada, biraz burada, biraz yanıma geliyor işte. Bu nereden çıkmış ya? Annem diye şey yapıyor. Saatlerimiz 1:30 oldu. Şahin'i aradım. Daha doğrusu o beni aradı. İşte ne yaptın sağlık ocağında falan. Aşımı oldum dedim. Kemerdeymiş hala. Ben de gelirken kaşarlı pide yaptırsana dedim. İnanın böyle hiçbir şey yapmak istemiyor bugün. Böyle günümdeyim yine. Son zamanlarda böyle farkındayım. Çok şey oldum. Eski enerjim kesinlikle kalmadı. Böyle ne bileyim sürekli yatmak, sürekli dinlemek, sürekli uyumak istiyorum. Evde bir şey yapmak istemiyorum. İnanın yani artık yemek yapmayı seven ben onu bile şey yapmak istemiyorum. İşte yani uzun lafın kısası bir kaşarlı pide yaptır dedim. İnşallah mesajımı görür. Yani konuştuktan sonra mesaj attım. Şimdi kalkayım. Neler almışım onları göstereyim. Şurada yine uçuk çıkmış. Bu uçukla nedir benim kurtulamadığım başım ya. Of, sürekli çıkıyorlar. Aldıklarımı göstereyim. Ondan sonra onları yerleştireyim. Çamaşır makinem durmuş. İstemsiz bir şekilde çamaşırlarımı asayım. Bulaşık makinesini boşaltayım. Çöpler bayağı birikmiş. Aslında giderken unuttum onları. Onları dışarıya çıkarayım. Şahin gelir. Şoktan çıktım. Elim ağrıdı. Bayağı bir poşetler vardı. Sağ olsun Songül motorla getirdi. Bıraktı poşetleri eve. Yoksa bayağı bir ağırdı. Neyse geçelim mi? Geldiğim gibi poşetleri buraya bıraktım ve bakın hala öyle duruyor. Su büyük alamadım.
Çünkü onu hiç getiremezdim. O yüzden şöyle 2 tane 1,5 litreden bu sırma. Bu babanın değil mi? Bu benim kızım. Ha, babanın bu. 2 tane su aldım. Bu babanın. Babanın. Bitirsem. Bu babanın. Sen susacak mısın yoksa konuşacağım mı? Konuşacağım. Daha sonra şöyle vatan markasını. Bu benim değil mi? Tamam, senin. İkisi de senin. Ben de işim. Tamam, bekle. Vatan markasının tane süt mısırından aldım 2 tane. Akşamları güzel oluyor böyle acıkınca. Yiyorum bunu. Daha sonra şöyle 2 tane. Anne, sen onları yemiyorsun ki. Aç bitir aldım. Sen bunları yemiyorsun. Tamam kızım, bekle. Sonra galiba 6 tane mini kefir aldım. Bu da benim. Bakalım kaç tane almışım. Evet, 6 tane almışım. Bundan 3 tane almışım. Çilekli bir taneydi. O bu benim. Şey. 6 tane kefir, 2 günlük yani. Daha sonra ay, Yaren... Babanın nerede? Piliç nugget istedi. Ondan aldım. Baba nerede? Hah, bir tane bu gene çıktı. Babanınki nerede? Şöyle. Babanınki nerede? Kızım istediğini alsın babam buradan. Sonra sandviç ekmeği aldım. Kepekli. Bu benim değil mi? Tam buğdaylıymış. Şöyle üçgen peynirden aldım. Sandviç yapar yerim belki dedim. Şöyle 5 tane noodle aldım. Arada Yaren istiyor. Bazen ben de yiyorum. Şöyle 5 paket noodle. Ve şurada da 15 adet meyve suyum var. Dün bitmişti, içememiştim. Şöyle. Şöyle 15 adet de meyve suyum var. Çok güzel oluyor bunlar ya. Böyle tam tatlı değil, ekşimsi bir şeyi var. Hoşuma gidiyor. Bunu da dün Aslı getirmişti. Yaren Hanım seviyor bunu. O yüzden Aslı teyzesi getirmişti. Aldıklarım bu kadar. Şurası 125 lira tuttu, düşünün. Yani göze gelecek hiçbir şey yok ama yine de 125 lira tuttu. Bakayım, babandan galiba cevap geldi. Çıkmadıysa eğer kemerden, çünkü burada bizim yok. Kemerin pidesi güzel oluyor özellikle. Yani kemerde güzel yapıyorlar. O yüzden oradan istedim. Burada pek şey değil. Yani kızım, yani niye ben konuşurken sen de konuşuyorsun? Şey yapacağım. Şimdi çıkmadıysa ben konuşma dedikçe çocuk böyle sessiz bir şekilde konuşuyor. Kemerden çıkmadıysa yaptırır. Eğer çıktıysa da artık yapacak bir şey yok. Şöyle sandviç, ekmek arası bir şeyler yaparım, atıştırırım. Ama Yaren kuşuma bir çorba yapmam lazım. Değil mi kuşum? Kuştun mu anne? Şşt. Şşt. Konuşma dediğim için mi? Tamam, o zaman ben sana yumurtanı alayım da kime vereyim ya? Emine Nur'a vereyim. Fındık. Fıştık. Fıştıkım. Tamam anneciğim, annelere küsülmez. Şunları kaldırayım. Ondan sonra cama bakın. Yaren geldi, montunu oraya bıraktı. Annesi geldi, montunu buraya bıraktı. İşte görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz, görüyorsunuz. Aa, şeyleri niye döktün kızım? Ben daha tam işlerim. Tamam. Evet. Tamamdır. Pidemiz geliyordur. Pidemiz geliyor şimdi. Bakın üstümü bile çıkarmadım. Ama şimdi çıkaracağım. Şurayı da tekrar açalım. Giderken kapatmıştım. Üstümü değiştireyim. Geçen bir arkadaş demiş ki işte kot nasıl giyiyorsun? İşte hamilelikte kot yani sıkmıyor mu falan. Arkadaşlar bu zaten şöyle hamile pantolonu. Şöyle lastikli. O yüzden bir sıkıntı yok. Ondan dolayı giyiyorum yani. Şimdi üstümü değiştireyim. Daha sonra Aslı'yı bir arayayım, bugün işe başladı mı? Başlayacaktı. Fındık'ım! Annesine küsmüş. Uy, öpeyim barışalım mı? Öpeyim barışalım. Hadi bakalım, bir tane öpücük kondursun anne sana. Of, mis 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 mis. Mısır vereyim mi sana, yiyecek misin? Makarna yapayım mı sana? Makarna yapayım. Tamam. Mısır mı makarna mı? Hangisi? Hadi bakalım, ben sana biraz makarna ısılayım. Anneciğim bak, biraz oyna sonra gel, tamam mı? İstiyorsan nenenin yanına gir, nenenin yanında otur. Efendim?
Tamam. Ben içeride kahve içiyorum. Tamam, istiyorsan bak nenenin yanına git, neneyle otur. Düşersin yavaş. Hadi getirim oyna. Hadi. Gelin ha. Nereye gidiyorsun? Açayım mı? Açtım. At neye sefer gide? Ha, at bize. Bak nene atı içeri alsın, git atla oyna. Tamam kızım? Al, koyayım mı bunları eve? Hadi koyayım, git bak atı nene aldı, git. Hadi gel. Hadi neneyle oyna biraz. Çamaşırları seriyorum annem, gel. Tamam biraz oyna. Neyse biraz dışarıda oynasın, gelir sonra. Çamaşırları asıyorum, gelmiş diyor ki şey, okkalı kahve yaptım diyor, gel beraber içelim dedim, size afiyet olsun için ben içmeyeceğim. Yani nene ne yaptı söyle bakayım, bir daha söyle, teyze hoşlar duymadı, bir daha söyle. Dur şimdi söyle. Okkalı kahve yapmış değil mi nene? Okkalı. Okkalı kahve yapmış. Okkalı nene. Evet, okkalı nene. Şimdi ben de ne yapacağım? Bezimi aldım. Şurada kovamı alacağım. Su dolduracağım. Şu merdiveni sileceğim. Bir de şurada kedilerin izleri var. Için. Onları sileceğim. Evet, kızım da bana yardım edecek. Evet. Ben çok işlerim aldım. Evet, şunu al. Havuzun oraya götür. Geliyorum ben de. Git. Buralar zaten düzenli. Çamaşırlarımı dediğim gibi astım. Bulaşıklarımı hallettim. Kettle'a su koydum. Kaynamış. Evet. Kettle'da su kaynamış. Yarına şimdi makarna yaparım. Ondan sonra cima buraları güzelce hallettim. Ocağımı falan 2 gündür silmiyordum. Ama artık mislendi. Suyumu da başladım şöyle içmeye. Dur kızım, dur onu ıslatacağım şey. Kovaya su doldurayım. Öyle temizleyelim, tamam mı? Tamam. Hadi kovayı da al sen. Tamam. Kovayı al, ben de su doldurayım. Tamam, onu suyla şey yaparız. Tamam? Ben yıkayayım. Hadi bakalım. Hayır orada yıkayacağız. Gel havuzdan su alacağız hadi. Hadi. Nene atsın battaniyemizi. Tamam, nene de battaniyemizi makineye atsın, yıkansın, tamam? Hadi bakalım. Evet. Hadi. Tamam sen git, ben geliyorum hadi. Git geliyorum, götür. Kız bunun içine koysana. Anne pis o. Tamam, yıkayacağız hadi. Şuradaki pazı yaprakları kocaman oldular. Anne, bir gün bunlarla şey yaparız. Daha böyle taze oldukları için çorbası güzel olur. Tamam geliyorum. Şöyle bir ara koparırız. Kıymalı, pirinçli güzel bir çorba yaparız. Güzel oluyor, ben bunu seviyorum. Karalahanadan o kadar çok çorbasını sevmiyorum ama pazı yaprağı çok güzel oluyor. Seviyorum. Dur geliyorum hadi. Kim? Kim? Aa bak, yağmur da siliyor. Hadi hemen alıp da gidelim. Burayı da sildik mi? Yemeğim de zaten gelecek. Birazcık mola değil mi anneciğim? Evet, biraz da mola. Ama suya elini sokma kızım, zaten hastasın 2 gündür. Dur ben bir kere bir çamurunu alayım, sonra temizce sen sil, olur mu bir tane? Hadi bakalım. Bahçeli evin avantajları ve dezavantajları. Evet. Değil mi kızım? Evet. Kaldır kızım, niye yaptın? Rokalarımıza bakın. Kocaman. Loka değil mi kızım? Evet, loka. Loka. Anne yesin mi seni? Ha? Tamam bak, orada da bir tane misafirimiz var. Hoş geldin. Yaren, o kedinin adı neydi? Bıyık mı? Yok. Neydi adı? Boncuk. Boncuk, tamam. Hadi sil hadi. Boncuk. Aha, hadi. Da kaçtı. Hadi sil. Hadi kızım, hadi içeri gireceğiz, hadi. Hadi sil hadi, gidiyoruz hadi. Hani bıyıklı var. Bıyıklı da var değil mi? Yaren isimler koyuyor. Boncuk, bıyıklı. Hadi. Evet. Hadi kızım sil. Hadi bir tanem hadi. Şu çiçeklerim inşallah tutacaktır ya, şu. Hadi temiz sil. Temiz. Hadi şu da sabaha kadar yağmur yağdı üstüne ama kurumuş gerçi. Şu bir tane kırmızı dallı olan var ya, o pancar galiba. Hadi bakalım. Tamam mı? Sildin mi? Yorumda. Ver bezi bana. Hayır. Tamam. Şimdi oynayacak mısın dışarıda biraz? Evet. Ya da eve mi gireceksin? Anne, buyur. Hadi, o kaçacak seni görünce şimdi.
O seni görünce kaçar kızım. Çünkü kediler korkuyor anneciğim. Evet, bitti. Şunları da alayım, içeri gireyim. Evet. Kediler korkuyor kızım onlar. Ama o seni daha tam tanımıyor ya, o yüzden kaçıyor. Hemen kaçıyor. Aa, beni tanımıyor mu? Yok kızım, seni nerede tanıştın güzelliğim? Anne, benim adım Yaren. Tamam, tanış o zaman, de ki boncuk ben Yaren. Ama konuşmaz ki, o erkek. Ha, erkek. Erkek olduğu için konuşmaz mı seninle? Konuşmaz. Tamam, bir tane. Konuşamaz. Hadi skuturunla biraz oyna, sonra gel eve. Şahin gelene kadar kan şekerim resmen düştü. O yüzden şöyle bir tane ekmek arası hazırladım. Yanına meyve suyu. Yaren'in de şöyle makarnasını ısladım. Çık anneciğim, hadi gel. Hadi otur. Mesaj attığında sonra yazmış ki tam bir saat sonra, bir saatlik işim var. Ondan sonra gelirim. Ben de şimdi kahvaltı yapmadığıma göre bir saatte bekleyemeyeceğim için. Hayır. Bak burada senin. Bak bak bak. Burada bir şey var. Ta 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 tam. Burada bir şey var. Domates var, biber var. Bundan da istiyorum. Neyden istiyorum? Bundan. Salamdan mı? Tamam. Hadi ver. Şey yok, ben sana vereyim şimdi. Hayır, oradan. Oradan olmaz. Ya. Yemeğim geldi, yedim. Onun üstüne biraz daha uzandım. Ama hepsini yemedim. Hatta Şahin bile eşlik etti. Ona rağmen bitiremedik. Şöyle kaşarlı pide. Bunu daha sonra mikrodalgada ısıtırım. Ve yerim. Şimdi orada çöpleri var. Onları şimdi şey yapacağım. Bir de burada şey almış yine. Nedir onun adı? Şöyle bardakta sular göstermiştim ya geçen. Bunlar çok pratik oluyor ya. Şöyle göstereyim. Şöyle bardakta 2 koli su getirmiş. Kaç tane var bunun içine ya? Yazmıyor. Öyle yani. Güzel. Ben seviyorum. Hem pratik, içmesi güzel, hem de tadı da güzel yani. Efendim, bir tane. Tamam mı? Tamam, geliyorum. Şimdi Yaren biraz oynasın. Tamam. Burada bir şeyler yapıyordu. Ben de valla şuraya uzandım. Telefonu şarja taktım. Üstüme de battaniyeyi örttüm. Güneşliğimi de çektim. Hava zaten sabahtan beri böyle. Klimayı açtım. Serin oldu çünkü. Şimdi tekrar buraya uzanacağım. Nasılsa yemek yedim. Sonra yine ısıtırım dediğim gibi. Dışarıda ara ara böyle... Ah Yaren, ben burayı daha yeni sildim bir tanem ya. Ayakkabısıyla ta buraya kadar çıkıyor. Hava bakın böyle. Ara ara işte tiseliyor, şey yapıyor. Ama hiç sorun değil yani. Havayla bir durumumuz yok. Geçelim içeriye. Işıkları kapatacağım. Evet ve... Tekrar yatışa geçelim bakalım. Şu an şu şiddetli ağrım, baş ağrımı bir anlatabilsem. O kadar şiddetli ağrıyor ki. Zaten saatlerdir burada yatıyorum. Saat şu an 6.30'a geliyor. İnanın ne kalkabiliyorum, ne bir şey yapabiliyorum. Sadece yanımda işte su. Onu içiyorum, yatıyorum. Feci bir şekilde ağrıdı. Burnum şu an tıkalı. Yani kesin aşıdan dolayı değil, galiba hasta oluyorum. Yani boğazımda bir şey yok ama burnum tıkalı ve şey, baş ağrısı var. Evet, galiba hasta oluyorum. Neyse, ben bu akşam, hatta akşam beklemeyeyim, şimdi gideyim bir çay demleyeyim. Ahududulu çay içeyim. Yapma bir tanem. Ahududulu çay içeyim de güzel bir akşam bugün terleyeyim de kendime geleyim. Çünkü biliyorsunuz bu dönemlerde griple yani şey için, diğer malum hastalık için söylemiyorum ama genel olarak şu an griple hasta olmam tehlikelidir. Gideyim kendime bakmasam toparlayamayacağım zaten. Yapma bir tanem, teyzoşlarla konuşuyorum. Düşünün yani, üstümü bile değiştirmedim. Hala aynı şeydeyim.
Ne diyordum ya? Neyse, ben şimdi kalkıyorum. Gideyim çayımı demleyeyim. Ay başım. Başım, 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 başım. Başım. Çok kötü ağrıyor kızım başım. Şurada biraz temiz hava alayım da. Gir kızım içeri gir. Temiz hava alayım da kendime geleyim ya. Bu ne? Allah'tan böyle kalabalık bir ailede işte yemek yapılması gerekiyor ya da mesela hani olur ya köyde yaşıyorsun. İşte iş yapman lazım, yemek yapman lazım. Ne bileyim bir sürü bir şeyler mesela. Allah'tan öyle bir durumum yok da en azından yatabiliyorum, dinlenebiliyorum. Yoksa o da olsaydı vay halime, gözlerim şu an şiş biliyorum çünkü uyudum. 2 saattir neredeyse uyuyordum. Öyle dua edeyim de grip olmayayım. Meryem'i soruyorsunuz. Meryem çok iyi. İnşallah daha da çok iyi olacak. Bugün canlı yayın açmıştım. Çoğu sordu ama fazla durmadım. Bir 22 dakika falan durdurdum. Çoğunuz sağ olun. Unutmuyorsunuz, şey yapmıyorsunuz. İnsan her şeyine. Dur kızım. İnsan her şeyine ortak oluyorsunuz. Meryem çok çok iyi. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak. Benim için de dua edin. Meryem için de dua edin. Hasta olmayayım. Şimdilik kaçıyorum.